renkli revani, 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 4 yemek kaşığı antep fıstığı, 3 yemek kaşığı hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un. Kreması için 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt, şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon. Üzeri için dondurulmuş vişne. Şimdi revani bizim evde ailecek çok sevdiğimiz bir tatlı. Özellikle bizde Ali Demir bunun hastası. Ama hiç mesela renklisini bilmiyorum, görmedim. Nasıl oluyor? Yani bildiğimiz klasik revani tarif aslında. Az çok herkesin aşağı yukarı benzer tarifleri vardır. Ama bu revaniyi revani olmaktan çıkarıyor. Rengiyle, sunumuyla. Yani ciddi anlamda çok farklı bir tatlı ortaya çıkarıyorsunuz. Misafirlerinize sunduğunuz zaman onun revani olduğunu anlamıyorlar mı? Anlamayacaklar. İlk etapta anlamayacaklar ama tabii lezzetine baktıkları zaman anlayacaklar. Sunumuyla başka bir tatlı gibi olacak o zaman. Yani renkli dediğimiz işte içine ekstra katılan malzemelerle ufak tefek böyle bir duruşla onu çok farklı bir tatlı haline getireceğiz. Şerbetle başlayalım çünkü önce şerbetin solması gerekiyor. Evet. Malzemelerimizi oradan alalım şerbet için. Ben ocağımı zepkiyim. Şimdi şekerimiz var, toz şekerimiz. Evet, 3 su bardağı şekerimiz var. Evet. Suyumuz kaça kaç ölçün? 3'e 3 ölçüsü. 1'e 1 ölçü yapıyoruz. Aynen öyle, 1'e 1. 3 bardak şekeri, 3 bardak su. Önceden şerbetle başlıyoruz ki en azından biz onu yaparken soğumaya başlasın. Evet, şerbetin soğuk olması gerekiyor. Tatlımız çünkü sıcak olacak. Sonra birleştireceğiz. Güzelce çekecek. Evet. Ali bir buna sarı kek diyor. Anneannesine sipariş ver, yap sarı kek yap, sarı kek yap. Evet. Biz bol yumurtalı olunca küçük bir limon parçası da ekleyebiliriz ona. Limon şimdi mi ekliyorsun kaynayınca mı? Şimdi ekleyelim, ufak bir dilim atacağım. O fark ediyor mu acaba? Dur hemen bir kesme tahtası vereyim sana. Acaba böyle bazen kaynadıktan sonra atıyor hanımlar kimisi? Yani ben genelde koyduğum anda şerbeti koyarım. Eğer çok ağdalı bir şerbet pişirecekseniz sonuna doğru koymakta fayda sonra var. Ama bu çok ağdalı bir şerbet olmayacağı için. Şöyle ben yavaş yavaş şekerini karıştırmaya başlayayım, o da erisin. Şöyle bir küçük dilim bırakıyorum. Direkt içine atıyorsun. Aynen öyle. Bir minik dilimi limonu direkt başındayken. Evet. Hemen içine attık. O şekilde kaynayacak. Çok kaynamasına gerek yok. Bir hafif böyle bir kaynasa yeterli olacak. Yeterli. Hemen bunu arkaya alayım. Gelelim revaninin esas ana kısmına, panispanya kısmına. Evet. Şimdi yumurtayla başlayalım. Yumurta ve şekeri çırpacağız. Tamam. Çırpacağımızı alalım. 4 tane yumurta kullanacağız. Bol yumurtalı oluyor bildiğim kadarıyla. Genelde bütün klasik revanilerde böyle değil kesinlikle mi? Kesinlikle. 4 yumurta. Ben hep böyle yaparım. Yani 3 yumurta der bazıları ama 4 yumurta da daha garanti bir tarif olur. Ali Demir işte sarı keklemesinin sebebi aslında yumurtanın verdiği renk. Verdiği sarı değil mi? Tavukları buna atabilirsin. Tamam. Kıralım yumurtalarımızı. Ekliyoruz. Şimdi ayçiçek yağını getireyim. Evet, bir su bardağı ayçiçek yağımız var. Bir su bardağı kadar ayçiçek yağımız var. O zaman hemen şuradan ölçümüzü yapalım. İçine şimdi bir su bardağı ayçiçek yağımızı ekliyoruz. Evet. Sana veriyorum, şöyle hemen ekleyebilirsin. Bu sırada şerbet tıkırdamaya başladı sanki. Evet, kaynamaya başladı. Şöyle bir iki karıştırayım hemen. Bir su bardağı kadar da yoğurdumuz var. Onu da ekliyorum. Onu da ekledik. Tamam. Küçük devirde o zaman şöyle karıştıralım değil mi? Şöyle bir birbirine karışsın. Zaten sonrasındaki aşamada yok. Şöyle yapıyorum o zaman. Sanıyorum yeterli değil mi? Yeterli. Yani amaç böyle çok fazla artık çıkmak değil, sadece malzemelerin birbirine karışmasını sağlamak. Aynen öyle. Bunu artık arkaya alabilirim. Evet, gelelim şimdi kuru malzemelerini eklemeye. Neyle devam ediyoruz? Bir su bardağı irmiğimiz var. Tamam. İrmiği komple koyuyorum. Un miktarını yani şöyle 2 bardağa yakın un kullanıyorum ama gene de yani bazen yumurtanın şekline göre fark edebilir. Hani kek kıvamı tarzında olacağı için dikkatli koymakta fayda var. Olmadı biraz bırakırız kasede, duruma göre biraz ayarlıyoruz onu. Biraz bunu bırakacağım zaten, kıvamına bakarak tekrar onu ayarlamasını yapacağım. Şöyle onun da ortasını açalım. Burada bir paket vanilyamız var.
iki pakete yakında kabartma tuzu var. Kabartma tuzunu daha fazla kullan. Biraz fazla. Biraz daha böyle pofidik bir keki oluyor. Evet, daha revani. Böyle havalı olmasını sağlayacak. Tepsimizi alayım o zaman. Hı hı. Tepsiye de bir miktar sıvı yağ koyarsak. Birazcık kaç şeker ekliyorum yine. Evet. Sonrasında toz fıstık var, kakao var, Hindistan cevizi var. Kalıpla kestiğimiz için kalan parçalarını o malzemeleri ekleyerek üzerindeki renk katmanlarını oluşturacağız. Renkli revani oradan geliyordu o zaman. Evet, onundan en üstüne? İsmini alıyor. En üstüne de ben krem şanti koyuyorum. Hı-hı. Kaymak konulabilir. O yani elinizdeki malzemeye, zevkinize göre. Krem şanti yakışıyor bence tat olarak. Hani revani sanki böyle daha lezzetlendiriyor, hafifletiyor bence. Bunu şimdi tepsiye yayıyoruz. Tamam. Kaç dakikada pişiyor? Kaç derecede? Yani 20-25 dakikada pişer bu. Pişecektir. Tamam. Evet. Aşağı yukarı. Gene kek pişirdiğimiz derece 160 derece civarında yeterli olacaktır. Şimdi böyle ince yaptık. Çok kabarmasını istemiyoruz. Öyle klasik revanindeki bu kocaman bir kek istemiyoruz. Evet. Birazcık kabarsa bizim yeterli için yeterli olacak. Hemen şöyle fırına gönderelim. Evet, bunu kapatıyoruz. Şimdi aslında çok yapacağımız bir şey kalmadı. Krem şantiyi yapıp kenara kaldıralım. Evet. Hatta dolapta beklesin o da. Ondan sonra zaten şerbet de soğuyacak, kek de pişecek ve süslemesi kalacak. Onları bekleyeceğiz. Çırpmaya başlayalım hemen. Evet, evet. Böyle bir kıvam olacak. Çok da aşırı akışkan olmasını istemiyorsun ya, zaten. Çok akışkan olursa zaten o şekil veremeyiz. Sıkma torbasıyla bu hem çok güzel rahat bir kıvam oldu. Zaten bunları porsiyonluk yapacağız daha sonra revanilerimizi. Evet, porsiyonların üzerine sıkacağız inşallah. O zaman neredeyse bitti sayılır. Şimdi revanimizin keki fırında pişsin. Biz de onu bir kaba alalım ki soğusun şerbetimiz. Kremamızı birazcık krem şantimiz dolapta beklesin. Ondan sonra çıkınca artık birleştirme ve porsiyonlama aşaması kalacak. Şekil verme aşaması. Şerbetini bir, çeksin tabii hem çekme o arada. Zamanı da olacak. Şimdi şerbetimizi şöyle kepçeyle hemen sana bırakıyorum. Peki. Güzelce çektirelim. Şerbetimiz soğuk, tatlımız ise çok sıcaklığa gitmiş bir şekilde ılığa yakın olması İlk lazım. İlk sıcaklığı çıkmış vaziyette. Bence bu yeterli. Yeterli. Zorlamayalım. O zaman şöyle yapalım. En azından bir ortalığımızı toparlayalım. Bu sırada bir 5 dakikada iyicene çekmesine izin verelim. Ondan sonra renklendirmesini yapıp şekillendireceğiz. Şimdi revanimiz şerbetini çekti. Gelelim artık şekil verme kısmına. Evet. Nasıl yapıyoruz? Şimdi benim böyle bir kesme aparatım var. Ama olmayan hiç sorun değil. Eskiden yoktu bu bende. Su bardağıyla da gayet rahat kesebiliyorsunuz. Yumuşak bir hamur zaten, sıkıntı yok. Bununla ben güzel yuvarlaklar çıkaracağım. Önce işimiz yuvarlak çıkarmak. Evet. Bunları kat kat yapacağız çünkü sonra. Bunlardan arta kalan malzemeleri kullanacağım. Önce tabanları mı koyacaksın? Evet, tabanlarını koyup sonra geri kalan malzemeyle diğer katlarını hazırlayacağım. Tamam. Şu arada parçalananlar zaten işimize yarayacak. Yarayacak, evet. O yüzden parçalanmasına sıkıntı yok. Sıkıntı o şekilde yok. Kullanacağız. Şimdi onları bir tabağa alalım. Bu arada bundan çok sayıda porsiyon çıkacak. Biz şimdi servis tabağımızın büyüklüğüne göre süslüyoruz ama gerçekten fazla sayısı var. Çok bereketli sayıda çıkıyor. Misafirlere, kalabalık. Bunu böyle olduğunda yapmamızın sebebi de işte şu kalan parçaları aslında bizim ihtiyacımız olması. Kullanacak olmamız. De
Tamam. Şimdi evet. Onu orada kalsın. Biz bu. Şimdi bu şekilde. Artan parçaları kullanacağız. Aynen öyle. Nasıl yapıyoruz? Şimdi şunları ben şöyle bir biriktireceğim önce ortaya. Bunları böyle aldık. Çok bence güzel çekmiş şerbetini. Çok yeterli geldi. Tamam. Şimdi, çok ıslak ne çok kuru. Şöyle püf noktası vereyim de. Altında çok ıslaklık kalmaması gerekiyor. Hı hı. Çünkü sonradan eklediğimiz malzemeleri istediğimiz kıvamda tutturmamız için. Hı hı. Çok cıvık olursa onlar böyle yayılır ve istediğimiz şekli veremeyiz üzerlerine. Hı hı. Şimdi şu şekilde ben bunları ayıracağım. Tamam, kaplarımızı alalım. Evet. Bir kaşık alalım. Kaşık yardımıyla yapalım o işi, evet. İkisini eşit parça mı bölelim? Şöyle, bir tanesi çok az fazla olabilir. Bunun üzerindeki kat üzerindekinden biraz daha büyük olacağı için. Hı hı. Şimdi bir kaşık daha alayım istersen. Aynen, İki tane ayrı kaşığımız, iki ayrı harcımız olacak. Evet. Aslında bunun esprisi bunun süslemesinde. Yani klasik revanin dışına çıktık. Güzel bir süsleme göstereceğiz. Renkli olması için hem de bunlar da farklı bir lezzet veriyor açıkçası revani ile birlikte. Şimdi biraz daha fazla ayırdık dedim ya. Ona kakao ve Hindistan cevizi koyacağım. Diğerine de... Ona da başka kaşık evet, vereyim. Başka kaşık alalım. Şöyle yapalım. Koyayım istersen. Orada siz koyun. 3 kaşık kadar. Bol bol olsun. Evet, iyi olur. Rengini verir. Onu da o şekilde bunları yoğuracağım. O zaman şöyle bir karıştıralım mı? Şimdi benim onu yoğurmam gerekiyor çünkü hamur kıvamlı olacak ki rahat şekil verebilelim ben diye. Ben sana o zaman sadece bir karıştırmasını yapayım en azından. Olur. Kolaylık olur. Şimdi ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz evde? Nasıl yapıyorsunuz porsiyon yani hani şöyle anlatayım da püf noktası olsun sayedenler için de. Porsiyonlarım kaç tane adet olarak kaç taneyse bu hamurları ona göre bölüyorum aslında. Yani adete göre böleceksiniz. Aynen öyle adete göre bölüyorum ki hani hepsini değerlendirmiş olayım arta kalmasın. Şöyle önce mesela ikiye ayırırım ben bunu. Bu en azından şu an bizim 5 tane servis edeceğimiz porsiyonumuz var. Onu düşünelim. Bunları bu şekilde böyle ayrı ayrı hepsini eşit olacak şekilde böyle bir fazla ayrıntıcı tarafım vardır. Şimdi ilk kakaolu Hindistan cevizli katı. Evet böyle yuvarlıyoruz. Şöyle elimizle şekillendirip yuvarladık. Yani buna uygun hale getirmeye biraz çalışıyoruz. Biraz daha küçük olacak. Diyelim. Yani küçülerek gidecek aslında katlar değil mi? Evet evet aynen öyle. Bu şekilde. O zaman fıstıklı da onun belki bir tık küçüğü olacaktır. Bir tık küçüğü olacak. O yüzden dedim ya onu azlık daha az ayırıyoruz o iç malzemesinden ki. Kule gibi gözükecek o zaman evet, böyle. Evet. Çok sempatik bir tatlı. Hakikaten ben bir yerde görsem bu revani demem tabana kadar. Demezsiniz. Katlarımızı yapalım. En son kremasını süsleyip dondurulmuş vişneyle ekleyeceğiz ve servise hazır olacak. Şimdi son dokunuşlar. Kremasını bir sıkalım güzelce üstüne süslemesini yapalım. Evet aynen öyle. Katlarımızı oluşturduk. Hı hı. Şimdi bu kremayı da çırptık biraz dinlendirdik buzdolabında. Şimdi bu şekilde. Ve güzel bir ucunuz varsa sıkma torbasıyla. Kesinlikle. Gayet de güzel şık. Oh bu var ya bir şey bu revani geçti bu başka bir şey oldu ya. Evet evet işte dedim İnanılmaz ya. İnanılmaz şeyler vardır ya. Ama çok farklı. Bak nelere benzedi biliyor musun? Büyük 5 yıldızlı otellerin böyle bir tatlı büfesi olur. Orada böyle şahane tatlar olur. Aynen öyle. Aynen onlara benzedi şu an. Açık büfe hani gittikçe aldıkça yiyesin gelir. Kesinlikle. Aynı onlar gibi. Şeflerin elinden çıkmış tatlılara benzedi vallahi. Teşekkür ederim. Ben hanımlara buradan söylüyorum bunu günlerinizde yapın. Arkadaşlarınız hayran kalacak. Gerçekten 10 puanlık bir tatlı oldu. %100 çok övgü alacak. Hem de lezzetiyle hem görüntüsüyle. Evet. Çok gayet güzel. En son üzerlerine vişnelerimizi koyuyoruz. Şöyle vişne dondurulmuş. Hani mevsim olmadığı için servis anında koyarlarsa akmamış olur en azından. Hani biraz sulanır ya bu sonradan. Hı-hı. Onun güzel böyle aradan akıyor o kırmızı. O da evet o da bir görüntü. Geçiyor. O da çok şık oluyor bence. Nasıl arzu ederseniz. Zaten soframıza geçene kadar da bunu dolapta bekletiriz ki hem vişne hem krema kendini bırakmasın. Kesinlikle. Ay çok güzel oldu. Ben seviyorum şu akan görüntüyü de.
O da da çok farklı bir görüntü evet veriyor bu şekilde. Hemen gösterelim tatlımız. Efendim. Günün tatlısı renkli revaniydi. İnanılmaz güzel görseli olan. Bence tadı da şahane. Çok şık bir tatlı oldu. Tatlımız hazır. Şimdi patlıcanlı et sotemizi sunacağız. Ondan sonra devam edeceğiz.